Mine Şahin'le Candan Türküler devam ediyor. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra Canerenler Arts Ofisi sponsorluğunda Candan Türküler programındasınız. Ekranlarınızı yeni açtıysanız efendim, her çarşamba bizler 19.30'u gösterdiğinde ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz efendim. Çok değerli konuklarım var demiştim bugün. SMS'lerine gelmeye başlamış ama yine bir SMS'lerimizi hatırlatalım. Kanal 28 bir boşluk mesajlar 39.69'a gelmeye devam ediyor efendim. Canlı yayına bize ulaşmak için 0212 549 56 33. Sonunda öğrendim numaramızı. Sizler de bizlere alt bantla da geçiyor zaten. Buralardan ulaşabilirsiniz. Mustafa kardeş gelsin mi Nermin? Çilli Nermin. Oğlumla söyledim onu. Evet, bayıldım zaten. Hadi Mustafa Yücel'in son albümünden konuşacağız. Hadi. Nermin gelsin, Nermin bakalım. Gelsin. İyi hadi bakalım. Geliyor mu? Ekran başına armağan olsun Nermin bu arada. Gelsin bana da. Ne diyorsun kız? Şimdi beni izliyordu kesin. Ben onun yanaklarını sırasını öptüm. Kesin izliyordu. Rabbim herkesin evladını kendine bağışlasın. Daha
3,5 yaşında, bunu okurken de 3 yaşındaydı. Ay maşallah. Oğlum hadi, bana diyor ki baba beni düğüne götür. Stüdyona daha dili dönmüyor ya. He. Hadi gidelim dedim, daha ayaklar da yetişmiyor. Fotoğraflar var, bir gör sandalyenin üstüne çıktı. Yerim ben onu. Oturduk. Oğlum bunu de diyor, şunu de diyor. Ana baktık ne güzel oluyor. Dedi ki böyle olsun. Ne diyorsun kız diyor. Tüh gelmeyecek Allah'ım diyor. Vallahi her yöreden olmuş bizim Tokat yöresi şivelerinden. Aynen. Çok güzel olmuş. Ama gündelik kullandığımız kelimeler. Bunu kim ya. Yazdı? Bu Serdar Aydın babasına ait, Rıza Aydın, Rıza amca, rahmetli Rıza amca ait. Allah rahmet eylesin. Derledik, böyle bir şeyler çıktı çok ortaya ama. Çok güzel olmuş, yüreğine sağlık, rahmetli analım onda. Ne varsa yine eskilerde var. Değil ya, mi? Vallahi eskilerde var. Boşver, yeni çıkan dımdırık şeylerde yok öyle ya. Sabah kalktım, kahvaltı yaptım, al sana bir şarkı. Yok işte üstümü giydim, çarşıya, pazara çıktım, al iki şarkı. Böyle şarkı mı? Olmaz. Varsa anlamlı anlamlı olsa gam yemeyeceğim de yok işte. Yüreğine sağlık, çok güzel olmuş. Çok mu konuştuk ne? Yo harika. Hadi bakalım. Sesin çok güzel, yorumun çok güzel. İkiniz de bugün beni onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum değerli konuklarım. Teşekkür ederim. Zaten 16 Şubat'ta ben de sana geleceğim. Tabii. Ben de sana konuk geleceğim. Kardeş Nazım kanalla. Abiyle beraber, Nazım kardeş kanalda. Beraber. Kanal ismi verebiliyoruz mu? Reklama giriyor mu? Ver diyor. Ha, Ekim TV. Yani kanal 60 Ekim TV oldu. Mustafa da değerli Mustafa. Ben madem açtın söyleyelim. Yarın akşam da ben 9.30'da oradayım. Her perşembe oradasın. Her perşembe olduğu gibi elimden geldiği dilimin döndüğüyle aynı ekip arkadaşlarımla. Benim ekibi çalmışsın yala sen. Çalmak yok da onlar benim abilerim, diyelim. Kardeşlerim ya. Paylaştık diyelim. Onların, onların emeklerini, onların fikirlerini ve düşüncelerini. Grup canlarımı bir çekebilir misiniz değerli kameramanımız? Vay, iyi. Tamam, güzel hemen şimdi. Diyeceğim. Bir canlarımı. Vallahi her yerde. Alık, ne diyor? Dur, telefon varmış. Hah, grup canları sırayla şöyle, evet. Alo. Şöyle bir geleyim de benim gözler görmüyor. Ziya Yalçın Ankara'dan arıyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Mine Hanım. Sesi duyamıyorum biraz ama arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Nasıl geliyor sesimiz, görüntümüz ekranlardan? Çok, çok güzel, çok güzel. Maşallah. Allah sizi korusun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ankara nereden arıyoruz? Ankara neresinden? Ankara Yeni Mahalle. Yeni Mahalle. Selamlar olsun buradan Ankara'ya. Teşekkür ederim. Bizler de sizlere kaygılar, sevgiler olsun Mine Hanım. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz bizlerden, değerli konuklarından? Vallahi bir ricam olacak. Dolarına kar mı yağdı? Gelmedi. Gelmedin Nazlı Nazlı. Gelmedin Leyli Leyli. Teşekkür ederim. Tamam inşallah. Filiz okur muyuz? Okuruz. Tamam. Misafirlerine de hürmetler ederim. İyi akşamlar olsun. Ankara'ya çok teşekkür ediyoruz. Ziya Yalçın Bey aracılığıyla selam saygılar göndermiş olalım. Bu arada İlhan Özdemir abimiz de izlemiş. Sevgiler, saygılar. Sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, iyi akşamlar. Şimdi televizyonlarda program yapmanın haricinde sosyal medya çok önemli. Evet. Malum bizim bu camiadaysanız özellikle de bir de insanların tabanına ulaşabilmek, özden olan insanlara, candan olan insanlara ulaşabilmek için sosyal medya çok önemli. Hiç erinmeyip de bu televizyon programlarında kültürümüzü anlatan Ahmet'inden, Ayşe'sinden, Mehmet'inden, Fatma'sına ismi önemli değil. Evet. Bu kültürü anlatmaya çalışan insanları sosyal medyada kaydedip de hiç erinmeden onu parçalayıp, yükleyip, emek sarf eden bazı abiler arkadaşlarımız evet, var. Anons edelim. Öncelikle Ankara'dan İlhan Özdemir'e kesinlikle. Selam saygılar olsun. Sonra İbrahim Demirkol kardeşimiz, İbrahim abimiz de Tokat Video yine aynı şekilde. Rasim Görgeç yine aynı şekilde. Emekleri büyük. Efendim. Bunlar katkılar sağlıyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Emeklerine sağ. Her kim ki bu kültür için bir fayda çivi dahi olsa, çakıyorsa Allah razı olsun. Her kim de bu kültürün geriye gitmesi için bizim gitmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz işlerde bir şeylere çomak sokuyorsa evet. Allah perişan eylesin. Çünkü kala kala kültürümüz kaldı. Gitgide tamamen batılaşıyoruz. Çok doğru. Bırakın o kültürümüzü de rahatlıkla içtenlikle, içimizden evet. Gelerek yapalım, yaşayalım. Bilmiyorum bu konuda ben çok muzdaribim. Yok, siz de... Doğru söylüyorsun, aynen katılıyorum. Bu tür programlar da olmasa, işte bu kültür, sanat, müzik programlarımız bizler de olmasak, bizim gibi değerli arkadaşlarımız da olmasa bu kültürü nasıl yayacağız? Bizden sonraki nesillere nasıl anlatacağız? Bir tane hoca, Vaiz Hoca'nın bir gün bir yemeğinde şahit olduğum davetlerine katıldım. Diyor ki konuşmasında o kadar değerli bürokratlar, bürokrasiler, dernek başkanları var ki o yemek davetinde. Aha. Şunu söylüyor, diyor ki ne olursunuz diyor, kültürünüze diyor sahip çıkın diyor. Evet. Ne demek istediğimi belki şu anda kafanızda diyor hani algılamayabilirsiniz. Çünkü diyor ben diyor dini konuda vaiz veriyorum ve size kültür diyorum. Çünkü diyor
Eskidenki bu köy odalarında yapılan diyor oyunlar kaldı diyor. Doğru. Gençlerimizin yetişmesi için, yoğrulması için yaptıklarımız onlar vardı. Onları da elimizden alırlarsa tamamen kültürümüz de bittiği zaman gençliğimiz elden gidiyor diyor. Aynen öyle. Ne olursunuz elliğinize, halayınıza, horonunuza sahip çıkın diyor. Ben bunu duyunca benim direktmen tüylerim ürperdi. Doğru da bir karar diye söylüyorum. Kesinlikle çok doğru bir konu. Ne olursunuz ekran başındaki izleyenlerden de dileyim. Allah böyle kanalları her zaman var etsin ki kültürümüz devamlı olmaya devam etsin. Ve böyle sponsorlar olsun ki değil evet. mi? Kültürümüz devamlı daha çok kitlelere ulaşsın. İşte o beklenen an geldi. Senden ondan sonra türkünü alacağım değerli Filiz'im. O beklenen an programımızın ana sponsor olan Can Erenler Ars Ofisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yiğit'i alkışlarla. Evet efendim, güzel ayrıcalıklarımızdan sizleri de bahsettikten hemen sonra bir SMS'lerime de yer vereyim. Hemen şöyle yer vereyim. Ondan sonra değerli Filiz'in benim güzel türküler hazırladığı bizlere. Ben Kapaklı'dan Salih Koç. Talip emmi. Değil mi baba, talip emmi? Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek değme demişti. Ben geçen hafta misafirleri olmuştum kendilerini. Bu türküyü okumamı istedi. Kemal Paşa Köyü'nden Duran Koç'a armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Talip emmi, öpüyorum ellerinden. Sağ ol, var ol. Ben Güzel Bey'i dernek başkanı Muharrem Keşen. Teşekkür ediyorum başkanım. Selamlar olsun buradan sizlere. Programınızda başarılar dilerim. Konuk sanatçılarınıza ve değerli hemşehrilerime saygılarımı sunarım. Güzel türküleriniz Güzel Beyli sakinlerine gelsin. Yayınlar demiş. Silis, namı değer. Eski ismi Silis. Tüm Zile, Güzel Beyli köylülerine de teşekkür ediyoruz başkanımız nezdinde. Merhaba kıymetli saygıdeğer eğitim öğretmenim Mine, Şahin, değerli saygın hocalarımız, Türklerin kraliçeleri, sultanları, asıl zarif kültür, sanat türkü elçileri, sanatkar, güçlü yorumcu, solid sanatçı efendim. Sayın Kadri Mine Akşahin, sayın hanımefendi ablacığım. Sayın Filiz Altınay hanımefendi ablacığım, hayranınızım. Çok süpersiniz, çok harikasınız. Eserleriniz, türküleriniz, çok güçlü yorumlarınız ve yüreğinize sağlık demiş. Teşekkürler, sonsuz saygılarımla demiş. Acaba ismin neydi? Çok teşekkür ederim. Demek ki bizi tanıyan birisi, benim eğitim kimliğimi de bilen birisi. İsim, soyisim bildiğine göre tanıyoruz. Bizler de burada selamlar, saygılar olsun. Teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Kültür elçisi olmaya devam ediyoruz. Olmaya dilimizin döndüğünce çalışıyoruz efendim. Bir telefonumuz varmış. Alo. İyi akşamlar. Şöyle gözüm görmüyor, bir yaklaşayım. Ahmet Babür Tokat'tan. Evet, Tokat Zile'den Ahmet Babür. Hoş geldiniz değerli hemşehrilerim. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Tokat'ta havalar nasıl? Valla çok soğuk var. Kar var mı? Kar var, evet. Az da olsa var. Eyvah. Ama fazla. Tokat neresi? Tokat Zile. Zile, Karşıpınar. Karşıpınar. Evet. Filiz Hanım tahmin etti ve doğru. Ahmet abi. Evet. Filiz Hanım bir zamanlar benim hocamdı. Öyle mi? Evet. Kendisi tanır beni. Eyvallah. Baş başa bırakıyorum, siz neler söylemek istersiniz? Ahmet abi ne zaman gittin köye, yerleştiniz mi? Filiz Hanım aşağı yukarı senedir buradayım. Bayağı olmuş demek ki görüşmeyeli. Evet, olmuş. Maalesef ki oldu. Sen de mi içmezsin? Daha önceden bağlamalar istiyordum ben. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Zile'ye sizin nezdinize selam saygılar göndermiş olalım. Ahmet Bey. Eyvallah, teşekkür ederim. Var mı isteyin abicim bizden? Filiz Hanım'dan bir türkü istiyorum. Ne? Fark etmez, kendisine isterse onu söylesin. Tamam, o zaman size armağan olsun. İyi akşamlar diliyorum ben. Sağ olun. İyi akşamlar Zile'ye de selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Gelsin mi artık güzel türküler?